miyiz? O zaman haydi gelin. Sözcükler arası anlam ilişkilerine sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz. Yine sefalar getirdiniz. Sözcükler arası anlam ilişkileri. Baktığınız zaman yine sakin bir konu, üzmeyen bir konu, ilkokuldan bu yana her dönem gördüğümüz konulardan bir tanesi sevgili arkadaşlarım. Sözcükler arası anlam ilişkileri yine mecaza dayalı anlam olayları gibi seçenekleri süsleyen konulardan bir tanesi. Buraya dikkat edeceğiz. Hemen başlıyorum. Birincisi eş anlamlı, anlamdaş sözcükler. Hocam tanımını bilmeye gerek var mı? Eş anlamlı sözcüklerimiz yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelerdir canlar. Burada önemli olan biz yabancı dilden bir sözcük aldığımız zaman o yabancı dildeki sözcüğe karşılık buluruz. Bu karşılıktan ötürü de eş anlamlı sözcüklerimiz doğmuştur. Ama unutmuyorsunuz bunları aynı cümlede yan yana sakın kullanmayın, anlatım bozukluğu oluyor. Sonra bunu bir de geliyor soruyor ÖSYM. Dikkat ediniz. Sonbahar güz yaprakların dökülmesi, hazan hüzün çağrıştıran mevsim, kırmızı al yöntem metot şeklinde aslında birebir anlamı uyan kelimelerdir bunlar. Baktığınızda yabancı bir dilden alırız ve ona hemen hop bir karşılık buluruz. Kendisi de eş anlamlı sözcükler başlığında yer alır. İkincisi, hocam eş sesli sözcükler nedir? Sesli sözcükler yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir. Şimdi sevgili arkadaşlarım, kır kır ifadesine baktığımızda bir tanesi bağ bahçe, kır düğünü dediğimizdeki bağ bahçe anlamına geliyor. Ama bir tanesi de kırmak, parçalamak anlamına geliyor ki burada dikkat ederseniz anlamların farklı olduğunu görüyorum. Yaz ve yaz, bir tanesi mevsim. Bir tanesi de yazmak eylemi. Ne yaptık? Anlamlarının farklı olduğunu gördük. Yüz ve yüz. Bir tanesi surat. Bir tanesi sayı ya da deriyi yüzmek anlamındaki fiilimiz. Eş sesli sözcüklerimiz arkadaşlar özellikle numaralanmış bir parçanın üzerinde cümlelerle birlikte verilir. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde parça numaralandırılır. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye zıbam diye bir tane soru kökü koyar ve der ki 3. cümlede sesli sözcük kullanılmıştır. Buna lütfen dikkat ediniz. Dediğim gibi ana arter hocam iskelet bir konu mu? Hayır. Yardımcı konularımız, tamam mı? Gemimizin kaptanı değil ama bazen de bizi şaşırtacak konular buradan gelebiliyor. Şimdi aranılan isim yine dikkat ettiyseniz karşıt ya da zıt anlamlı sözcükler. Hoca 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 ne demek? Anlamca birbirinin tersi olan sözcükler demek. Büyük küçük, uzun kısa şeklinde birbirinin zıttı olduğunu görüyorum. Şimdi burada önemli bir kısım var. Berk Hoca'nın önemlisi çok önemlidir. Bakınız. Önemli, daha önemli, bak yine önemli. Bunlara lütfen dikkat ediyorsunuz. Önemlimiz neymiş? Her sözcüğün karşıtı yoktur. Evet yok. Yok sevgili moderatörcüm. Senin kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin kocanın evi yok. Bilgisayar karşılığı yok. Şarkı karşılığı yok. Kalem zıttı yok, bulamıyoruz. Her sözcüğün zıttını bulamayız. Artı daha önemlisi bir sözcüğün olumsuzu dikkat dikkat ben onu mameyle yapıyorum. Dikkat dikkat ben onu sizle yapıyorum. Türkçede olumsuzluk eklerimiz bunlar. Biri fiillere geliyor, biri isimlere. O sözcüğün zıttı değil. Burası çok 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 önemli. Hemen gel buraya. Hemen seyret. Şimdi kelimemiz gelmek olsun. Gelmek kelimesinin olumsuzu gelmemektir. Olumsuzu gelmemek. Peki bunun zıttını düşündüğüm zaman ne oluyor? O da eşittir gitmek oluyor. Sevgili arkadaşlarım, gelmemekle gitmek aynı şey değil ki. Biri olumsuzuyken diğeri zıttı. Buraya dikkat edeceğiz. Bizi buradan çok pis tuzağa düşürür, haberiniz olsun. Geldim diğerine. Somut, soyut anlamlı sözcükler. Aklınıza şuradan gelsin. Somut bizim simidimiz. Bunu yiyoruz değil mi? Soyut da şuradaki yok, ye harfinden gelsin, tamam mı? Beş duyu organından
en az biriyle algılayabiliyorsanız, yani maddi dünyanın tamamı bizim somut anlamlı sözcüklerimiz. Soyut anlamlı sözcüklerimiz ise duygusal dünyamız, ruhsal dünyamız, manevi dünyamız. Yani beş duyu organının hiçbiriyle algılayamıyorum ama varlığını artık inançla, kanaatle, düşünce yapısıyla algılayabiliyorum. Örneğin hocam, beş duyu organından en az biriyle algılanabilen, turta bak o zaman şuraya, koku, jelibo, efendime söyleyeyim turta tadabiliyorsun çünkü, görebiliyorsun, dokunabiliyorsun. Ama hocam, iyilik, ah hocam, vefa, yalnızca bir semt adı. Efendime söyleyeyim nefret, aşk, bunların her biri ise manevi dünyamıza hitap ettiği için soyut anlamlı sözcük olarak kabul ediliyor. Şimdi gidiyorum daha çok önemli bir bölüme. Bak yine önemli bölümü. Biz değişik ya, dilimiz çok ilginç bir dilimiz. Bizim dilimiz var, o kadar geniş ve güzel bir dil ki. Somut bir sözcüğü biz istediğimiz zaman soyut bir anlamda kullanabiliyoruz. Ya da tam tersi, yok efendim soyut bir sözcüğü somut bir anlamda kullanabiliyoruz. İşte burası en vurucu kısımlardan bir tanesi. Eğer biz somut bir sözcüğü soyut yapıyorsak, soyutlama sanatından yararlanıyoruzdur. Ya da soyut bir sözcük somut yapılıyorsa, somutlama sanatından yararlanıyoruzdur. Burası oldukça önemli. Ne demek istiyor bu hoca? Gel hemen açıyorum. Gurur kelimesi. Düşünüyorum sözcüğü, tek başıma düşündüğümde gurur kelimesi soyut. Göremiyorum, tadamıyorum, dokunamıyorum. Duyu organlarımla algılayamıyorum. Ama bir gidiyorum, çok anlamlıktan hatırlıyorsunuz değil mi? Önemli olan cümlenin içinde kazanmak her şeyi. Gururumu ayaklar altına aldınız demiş. Şimdi burada artık ayaklar altına aldınız diyerek gurur kelimesini bir eşya, bir paspas gibi yapmış, doğru mu? Yani onu artık algılanabilir bir durum haline getirmiş, kendisine somutlama adını veriyoruz. Hocam tam tersi olabilir mi? Hemen gel. O adam var ya, o adam kafasızın biridir. Şimdi kafa kelimesini tek başına duyduğum zaman görebiliyorum. Dokunabiliyorum, tamam, duyu organlarından en az biriyle algılayabiliyorum. Ama kafasızın biridir dediği zaman, yani o adam bir budala, o adamın aklı çalışmıyor demek istiyorum. Ve artık soyut bir hale getiriyorum. Lütfen buraya dikkat ediniz. Hocam, bizim kamu personeli sınavımızda bu adam bize eş anlamlı, eş sesli, karşıt, somut soyut sorar mı? Bunu birebir sormaz. Bunu size seçeneklere yedirerek sorar. Ama sormak isterse somutlama ve soyutlama başlı başına güzel bir soru tipi olur, haberiniz olsun. Yine dediğim gibi ara konulardır, seçenekleri doldurur. Şimdi geliyorum nicel. Biliyorsunuz ki biz bir arkadaşımız, bir yakınımızın doğum günü olduğu zaman nice mutlu yıllara diyoruz değil mi? Oradaki nice ne demek? Çok mutlu yıllara demek. Sayabiliyorum değil mi? İnsanın yaşını sayabiliyorum. Aynı zamanda şurada, bu arada resmin 1,5'tan 2'ydi. Kusura bakmayın buradan. Resim öğretmenime salam eyleyeyim. Nicel, cetvelden aklımıza geliyor. Yani ölçülebilen, sayılabilen varlıkları gösteren sözcüklerimiz nicel anlamlı sözcüklerdir. Nitel ise, sözlüğü açtığın zaman şöyle görüyorsun canım insan. Nitelik, özellik ve ikinci anlamı da kalite demek. Şimdi ben özelliği ölçemem ki, sayamam ki. Ölçemediğim, sayamadığım varlıkları gösteren sözcüklere de nitel anlamlı sözcükler diyoruz. Şimdi ne demek istiyorsun hocam? Biraz daha aç. Evimize uzun bir perde diktirdik. Perdeye baktığım zaman onun uzunluğunu şöyle bir metreyle ölçebiliyor muyum mezurayla? Ölçebiliyorum. O zaman hocam peki bir şey soracağım. Buradaki uzun kime göre, neye göre, beni hiç ilgilendirmez. Öznellik, nesnellik karıştırmayın burada. Burada şunu düşünün hemen. Pür bilgi, sade bilgi. Uzun kelimesini ölçebiliyor muyum? Metreyi alıp ölçebiliyor muyum? Ölçebiliyorum. O zaman kendisi nicel anlamlı sözcük. Bakalım. Uzun düşündüğünü unuttuğu bir anda
hayatı aklına geldi dediğimde uzun düşündüğü derken burada neyi kastediyor? Derinlemesine kelimesini kastediyor. E derinlemesineyi biz burada ölçemiyoruz ki, bu bir kuyu değil ki, bir okyanus, bir deniz değil ki, ölçemiyorum. Ölçemediğim için de kendisine nitel anlamlı sözcük diyorum. Lütfen dikkat ediniz, karşılaştırmaları oldukça önemli. Ve geldik genel, özel anlamlı sözcüklerimiz. Adı üstünde genel kelimesi. Nitekim son sınavımızda da genelleme diye çıktı, unutmayınız. Genel ve özel sözcüklerimiz yine seçenekleri dolduracak. Nasıl? Hocam anlam kapsamı geniş olan sözcüklerimiz genel, anlam kapsamı dar olan sözcüklerimiz de özel sözcükler. Çok güzel, mis gibi bir tanım olmuş. Şimdi çiçek birçok insanı mutlu eder. Soruyorum, hangi çiçek? Soruyorum, hangisi? E hepsini kastediyorum burada. E bir genelleme yapıyorum kocaman, değil mi? Havuzunu içine attım, bir sürü çiçek. İşte o çiçeği net olarak belirleyemediğim için kapsamı çok geniş. Bu yüzden genel anlamlı. Ama şuna bir bak bakalım hemen. Vazodaki çiçeği biraz önce suladı. E belli bir vazo var. O vazonun içerisinde de bir çiçek var. Demek ki aklıma şu gelsin. Sıfatlar varsa bir yerde, orada özele doğru giden bir çizgi var. Vazodaki çiçek belli başlı bir çiçeği gösterebiliyorum. Hepsini kastetmiyorum. Oraya özel bir çiçek olduğu için buna da özel anlamlı sözcükler diyoruz sevgili arkadaşlar. Seçeneklerde unutmayınız ki genelleme olarak da gelebilir. Bunu sakın unutmayınız. Ve geldim bu konunun en premsesine, en aşko kuşko kızına, yansıma sözcükler. Doğadaki varlıkların seslerinin taklit edilmesi yoluyla gidiyoruz, doğadaki sesleri bir dinliyoruz. Uzmanlarımız uzun yıllar dinlemişler, demişler ki bunları biz taklit ederiz, Türkçemize de zınk diye alırız. Tamam, alalım nasıl? Fokurtu sesi, artık o bir ses. Fok 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 sesi gelmiş, fokurtu olmuş, şır sesi. O kaynama sesinden sonra su sesi, şır sesi gelmiş, şırıltı olmuş, çıt sesi, çıtırtı olmuş. Önemli bir noktaya daha değiniyorum. Unutma, önemli, daha önemli, bak yine önemli, çok da çok önemli. Ne olacak? Bir yerde yansıma sözcük diyebilmem için sözcüğün sesi olması lazım. Bu yüzden kişnemek sözcüğü bir yansıma sözcük değildir. At kiş kiş diye kişnemez çünkü. Bunu lütfen sakın unutmayınız. Çok önemli. Ötüşmek sözcüğü. Kuşlar ötüş ötüş ötmez, cik cik diye öter. Ötüşmek sözcüğü yansıma değildir. Hocam ötüşmek sözcüğüne bakınca ama ses, ama ötüş ötüş diye ötmüyor ki, bize o sesin geliş hali önemlidir. Cik cik deseydi tamam yansıma diyecektik. Ama biz buna maalesef ki yansıma diyemiyoruz. Dikkat ettiyseniz konu bitti ve siz harikasınız. Siz bu sınavı cayır cayır kazanacaksınız. Ve ben buna eminim. Her şeyden önce özgüveniniz, her şeyden önce ruh sağlığınız, her şeyden önce fiziksel sağlığınız bizim için çok önemli. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer dersle karşında olacağım. Bekliyorum cevabını. Cevabını bekliyorum.